Yine tamam, dur bir sakin ol. Al bir su iç. Ya ben nasıl sakin olayım? Esma da dışarıda. Resul abim çıktıysa gene gelecek. Yarın bıraktığı işi tamamlamak isteyecek. Neyi tamamlıyor ya? Biz neciyiz burada? Ben neyim? Medine dur, nereye gidiyorsun? Yok ben gidiyorum artık, yeter. Kimse daha fazla zarar görmesin benim yüzümden, yeter. Birini öldürecekse de beni öldürsün. Saçmalama, ne öldürmesi? Hem zaten en son o abin dememiş miydi nikahlanırsa tamam diye? Evet, öyle demişti. Songül ablamı arayayım o zaman. İkkan'la evleneyim. Hayır, ben İkkan'la evleneyim. Bu iş olsun bitsin. Hayır. Ne demek hayır? Onunla evlenme. Yani sadece formalite evliliği. Başka çaremiyor. Benimle evlen. Size formalite evliliği ama burada suçlandığın şeyi temize çekmiş olacaksın. Bir nevi insanların ağzını kapatacaksın yani. Yani ben nasıl temize çekeceğim? İşte biz evlenince konu kapanacak. Abilerinden de kurtulmuş olacaksın. Ama asıl o zaman ben suçlandığım şeyi böyle suçluymuşum gibi kabul etmiş olmayacak mıyım? Yani iftiracıları, evet söyledikleriniz doğru, konuşulanları ben yaptım demiş olmayacak mıyım? Ben yaparım. Bırak ben hallederim. Sen artık benim çalışan değilsin. İşi bıraktım demiştin ya. Ondan dedim. Ha, evet bıraktım. Neyse. Suçlanacak konular demiştin. Ortada suçlanacak bir şey yok ki. Sen neyi bu kadar kafana takıyorsun anlamadım ki. İşte o hakkımızda çıkan dedikoduları, o konuşulanları doğru sanacak insanlar. Tamam işte. Ben ailenden boşandığım için ikimiz hakkında çıkmadı mı bu dedikodular? Şimdi seninle evleneceğim. Konuşulacak bir şey kalmayacak. Yani ama yine evin beyni ayartmış gibi olacağım. Yani insanlar yine konuşacak. Ya konuşurlarsa konuşsunlar Medine ya. Kim ne konuşursa konuşsun, bize ne, sana ne? Yani kimin ne dediği neden bu kadar senin umurunda anlamıyorum ki. Çünkü herkes sana değil bana ahlaksız diyor. Ve sen de en başından beri suçlusu benmişim gibi davranıyorsun. Değil misin? Değilim. Ben hep senin arkanda durmaya çalıştım. Seni savunmaya çalıştım Medine. Ha, durmadın ama. Durmadın. Ya da ilk olayda utanıp kolumdan tutup davetle dışarı çıkarmadın mı beni? Ya sen sürekli hep aynı şeyleri söylemekten sıkılmadın Medine? He? Peki. Diyelim ki ben seni oradan o gece çıkarmadım. Daha mı mutlu olacaktın Medine? He? Cevap ver. Orada insanlar sana bakıp senin hakkında konuşurken daha mı mutlu olacaktın? Yani ben şey... Bak cevap bile veremiyorsun. Ama ben seni biliyorum ya. Ben seni tanımıyor muyum ki sanki? Ya ben seni çıkarmasam sen çıkıp gidecektin oradan. Kaçmak isteyecektin biliyorum. Ha ama böylesi daha çok işine geliyor değil mi? Çünkü dönüp dönüp beni suçlayacaksın. Çünkü Medine hep böyle yapar. Böyle ilgi çeker. Suçlayarak, kaçarak. Ben kaçarak, suçlayarak şey yapıyorum. Evet sen hep böyle yapıyorsun. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Ya kaçma, kaçma. Ya Medine dur bir kere de kaçma ya. Yok öyle değilim diyorsun ama şu anda ne yapıyorsun? Daha fazla ilgi çekmek için kaçıyorum senden. Ya bir dur. Sana kaç kere dedim. Konuşalım dedim. Beni dinle dedim. Sen ne yaptın? Kaçtın. Bir kez olsun beni dinleyip anlasaydın ailen o pisliklerin hiçbirini yapamayacaktı. Ha, onun yaptıkları da benim hatam yani öyle mi? Ya ben onu mu diyorum Medine? Ya madem karını tutmanın yolunu biliyordun Murat, o zaman tutacaktın. Bana saldırmasına izin vermeyecektin. Şimdi böyle yalandan karşıma geçmişsin. Yok şunu deseydim de, şunu yapsaydım da bu... Ya Allah aşkına ben o kadar şey yaşamışım. Biz ne konuşuyoruz ki? Nereye? Sürekli ilgi çekmeye çalışan biriyle daha fazla yan yana durma. Ben gidiyorum. Medine buraya gel, konuşacağız. Konuşacak hiçbir şey kalmadı artık. Medine! Sana bir teklifte bulunmuştum. Evet. Cevabımı bekliyorum. Diyecek bir şey kalmadı. O kadar laf ettin bana. Madem her şeyin sorumlusu benim, yani madem her şey benim yüzümden oldu,
Öyle zorla ilgi çekmeye çalışmalar falan. Ya ben Henis'le İkkan'la evleneyim. İkimiz için de en doğrusu bu olacak çünkü. Bu sefer peşinden gelmem. Eğer bu kararla bu kapıdan çıkıp gidecek olursan... ...bir daha beni göremezsin. Medine. İyi düşün. Formalite şu bu, hiç beni ilgilendirmiyor. Eğer İlkan'la evlenirsen... ...yüzümü bir daha göremezsin. Medine iki saattir. Anca abla. Ay zaten işler karışık. Ne oldu kız? Hayırdır inşallah? Bir haller var sende? Yo ne hali? Ne bileyim ben? Bir alı al mor mor. Ha? Yok bir şey abla. Yok bir şey. Kızım ortalık karışık. Benim aklım yerinde değil artık ya. Abinle bir taraftan, onlar bir taraftan. Abla. Resul abimi salmışlar. Deme, ah bir bu eksikti, şahtı şahbaz olduk. Bak duydunuz mu? Resul de salınmış, cesedi, katili hepsi ortada cirit atıyor. Allah Allah, nasıl salarlar yahu? Daha adam geçen gün silahla ev bastı. Vallahi ben hiç şaşırmadım. Bu adamları birini öldürmedikçe salıyorlar ki yarın bıraktığı işini bitirsin diye herhalde. Ay delireceğim ya. Yavaş gelsinler. Biz bu kızları sokakta bulmadık. Ben korum onları, kimse bir şey yapamaz. Şu ne yapacaksın ki Songül? Ne yapabilirsin yani sen? Songül bir şey söyleyeceğim. Sen Medine'nin abisine İlkan'la Medine'yi evlendireceğini söylemedin mi? Evet dedim. Peki İlkan ne diyor bu olaya? Onun da fikrini aldın herhalde. Tabii canım. Sordum. Sormaz mıyım yani? O da bir şaşırdı. Tabii ilk başta. Ama şey yani o da Medine'ye yardım etmek için şey yaptı yani. Vallahi bence abla pek öyle değildi yani. Yani öyle kabul etmiş gibi değildi. Ben gelip sana zaten soracaktım da sen abimlere İlkan'la evlenecek deyince bir şey diyemedim yani ben. Sonra zaten Yasemin Hanım olayı patlayınca. Korkma şey... korkma. Anlattık biliyor her şeyi canım. Biliyorum. Anlattılar çok şükür nihayet. Merak etme canım. Benim her şeyden haberim var. İlkan ne dedi peki Songül? İşte dedim ya şaşırdı yani o. Ama yani ne diyecek? Benim lafımın üstüne laf mı söyleyecek İlkan? Peki sen Medine? Sende bir tereddüt var gibi, hayırdır? Ne tereddütü ya? Aa, İlkan yabancı mı sanki kızım? Bildik insan. Sana bir kötülük mü edecek? Ben varım bir kere arada. Aa. Ne oldu? Bir şey var. Bir şey olmuş. Olmuş olmuş, bir şey olmuş kesin. Ne oldu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.